Selamlar herkese. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Tarot Prensesi. Bugün günlük akımınızı yapmak üzere yine karşınızdayım. Bugünkü sorumuz adım atacak mı, aramızı düzeltecek mi olacak? Bir soruya niyet ederek açılımı yapacağım. Ona göre de seçtiğim destelerimi yanıma aldım. Yardımcı destelerim olacak. Bakalım nasıl bir cevap alacağız karşı taraftan. Umarım sizin için aydınlatıcı bir açılım olacak. Hadi gelin, herkes abone olduysa, videoya bir beğeni bıraktıysa, hadi gelin başlayalım. Karşı taraftan bir adım bekliyoruz ve buna göre soruyoruz. Aramızı düzeltecek mi? Ay 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 ay. Almayacaktım ama açık düştüler. Önce bu kart geldi. Hem de bayağı gelmiş. 6 kart birden. Peki. Şimdi adım atacak mı dediğimde burada duygularını çok net bir şekilde gösterdi. Yani karşı tarafın size karşı duyguları var. Burada şimdi aramızı düzeltecek mi de dediğimiz için bir ayrılık söz konusu muhtemelen. Ve daha önce hisleri olan bu kişinin hala size karşı hisleri olduğunu görüyorum. Ve burada bir şeyleri düzeltmek için burada liderliği eline alacağını ve bir aksiyon alma ihtimalinin çok da yüksek olduğunu gösteriyor kartlar. Burada partneriniz muhtemelen çok gururlu ve birazcık gurur yapmış. Şu ana kadar adım atmamasının sebebi bu gurur yapma durumu imiş muhtemelen arkadaşlar. Ve şu anda özellikle bakın, eğer beni daha hemen bu videoyu yüklediğimde dinliyorsanız, zamansız zamanıdır ama hemen dinleyenler için bir şey söyleyeceğim. Retrolar da bitiyor. Üzerimizdeki o rehavet de kalkıyor. O stresli haller de kalkıyor ve ben bu kişinin üzerinde bir ferahlama olacağını ve böyle bir hareketlilik geleceğini görüyorum. Yani bu hareketlilik muhtemelen size çok yarayacak. Çünkü size doğru bu kişi bir hamle yapacak ve içindeki aslında arzuların, kendi içinde hissettiği şeylerin ne kadar daha net olduğunun farkına varacağını düşünüyorum ben. Özellikle burada anılarınızı, geçmişte yaşadıklarınızı çok fazla düşünmeye başlayacağını, bununla beraber de size karşı tekrardan o çekimi, o ihtirası, tutkuyu hissedeceğini ve sizin yanınızda olmak isteyeceğini görüyorum. Burada özellikle aranızda bir mesafe varsa, fiziksel olarak da bir mesafe varsa, fiziksel olarak da yakın olmak isteyecek. Sizin yanınıza gelebilir, sizin bulunduğunuz şehre, ülkeye gelebilir. Yani burada direkt olarak kapınızda bile bitebilir bu kişi. Ha, tamam geldi. Bunun sonrasında aramızı düzeltecek bir şeyler yapacak mı dediğimiz noktada ben bu kişiyi çok güçlü gördüm. Yani gücünü göstermek isteyecek ve hevesli olduğunu da görüyorum. Bu hevesiyle hatta, yani hani siz barışmak istemiyorsanız bile, ki böyle bir ihtimal yoktur beni dinlediğinize göre, sizi yani ikna bile eder bu kişi. O derecede çok yüksek bir enerjiyle size geleceğini görüyorum. Aynı zamanda da bu kişinin hayatında bir şey olacak ve olumlu anlamda bir şey olacak. Bundan da bir güç alacağını görüyorum. Yani hayatında onu mutlu edecek, onu hafifletecek bir şey olacak. Belki kafasına taktığı işle alakalı ya da ailesiyle alakalı bir durumu vardı. Bir türlü çözemediği ve bu çözülecek. Belki sizin aranızı bozan şey bu bile olmuş olabilir. Bu çözülecek. Onun ardından bu kişi frekansını yükselttiği için hemen size geri çekilecek ve sizi de aynı şekilde yükseltip bir şekilde bir şeyleri düzeltip bu şekilde yola devam etmeye çalışacağını görüyorum ben. Yani çok optimist, çok pozitif bir şekilde gelecektir muhtemelen.
Ve bakın burada bir kule kartı çıktı. Bir şeyler değişecek aranızda. Yani geçmişte çok hoş olmayan şeyler yaşadıysanız, ilişkiniz bir türlü yoluna girmediyse ve aslında iki taraf da birbirini seviyor fakat bir şekilde yan yana yapamıyor durumdaysanız, burada bir şeyler daha uzun vadede değişecek gibi görünüyor açıkçası. Peki. Bu kişinin bilinçaltına bakalım bir de. Bilinçaltı enerjisinde neler var? Adım atma durumuyla ilgili ve aranızı düzeltme durumuyla ilgili. Nefes. Sensizken nefes alamıyorum mu diyor yoksa? Ay ay ay. Sevgi, şefkat. Ya işte beni yani o kadar uyumlu geldi ki bir kere aranızda eğer hiç inanmıyorsanız, eğer ümidiniz bittiyse sizi tekrardan inandıracak çok güzel kartlar geldi. Burada desteklendiğinizi görüyorum. Yani buna hani koruyucu meleklerim diyebilirsiniz, Tanrı diyebilirsiniz, ne diyorsanız. Şu anda hani aklınızdan ne geçiyorsa ikinizin desteklendiğini gösteren durumlar var. Ve burada ikiniz aslında birbirinizden ayrıyken nefes alamıyor gibisiniz ve bir araya geldiğinizde tekrardan o nefesi tekrardan aldığınızı hissedeceğinizi. Zaten aranızda tartışılmaz bir sevgi ve şefkat bağı olduğunu da gösteriyor burada kartlar. Yani bu kartı gördüğüme o kadar şaşırmadım ki. Çünkü daha önce özellikle partneriniz tarafından çok sevgi görmediyseniz, çok alakasını belli edemeyen, ilgisini belli edemeyen bir insansa, burada kendisini 180 derecede değiştirmiş bir şekilde sizin karşınıza gelecek. Bakın, siz onu değiştireceksiniz demiyorum. O zaten değişmiş olarak sizin karşınıza gelecek. Belki bunu manifest ettiniz, belki bununla ilgili çok dua ettiniz. Gerçekten burada bir şeylerin sizin istediğiniz gibi olduğunu göreceksiniz. Bu kişi bir şeylere gönüllü olarak gelecek. Sorumluluk almaya gönüllü olarak gelecek. Bu ilişkide ileriye doğru gitmeye, netliğe gönüllü olarak gelecek. Yani bu kişi sadece adım atmayacak. Adım atacak ama arkasını da getirecek. Aranızı düzeltmek için de çabalayacak diye görüyorum çok net bir şekilde. Aranızdaki uyumun yükseleceğini ve daha böyle takıntı yaptığınız noktaları da biraz daha artık salacağınızı görüyorum. Yani aranızda bir problem vardır. Çok ona takılmışsınızdır ama çok yani sizi bir yiyip bitirmiştir. Bu ilişkiyi de bitirmiştir. Artık onlara enerjinizi vermek istemeyeceğinizi göreceksiniz. Yani belki bu bir üçüncü kişi de olabilir. Bu kişi partnerinizin size bir davranışı olabilir. Artık üstünde durmak istemeyeceksiniz bir şeylerin çünkü size zarar verdiğini göreceksiniz diye düşünüyorum. Aslında buradan ben bu desteği almıştım ama şu anda bunu kullanmak gelmedi içimden ve ben şu an farklı bir deste almak istiyorum. Bu diğer destemden son olarak İkinizin geleceğine yönelik mesajlar istiyorum. Denge. Özellikle şu ana kadar dengeyi kurmakta biraz zorlanmış olabilirsiniz. Fakat buradan çok daha kolay bir şekilde birbirinize uyum sağladığınızı göreceksiniz. Tekrardan bir araya geldiğinizde özellikle çok daha aranızdaki akışın rahat aktığını, daha uyumlu olduğunuzu, daha ayrılmaz bir ikili olduğunuzu
üzerinizde gerçekten o kara bulutların gidip de gökkuşağının geldiğini kendi gözlerinizle göreceksiniz burada. Ve bakın, burada hediyeleşme kartı geldi. Birbirinize hediyeler alıp verebilirsiniz. Hoş bir dönem sizi bekliyor. Yani ben yorumlamasam mı, şöyle bir baksanız zaten bir şeylerin güzelliğini anlayabilirsiniz kartlardan. Çok çok tatlı bir şekilde geldi. Şefkatini hissediyorum. Bugünün olumlama cümlesi olsun mu? Çok uzun laflara gerek yok gerçekten. Adım beklediğiniz, aranızın düzeltmesini beklediğiniz bu kişiye şefkatini hissediyorum deyin. Bunu yorumlara bırakın. Oraya yazmış olun. O kişiye bu güzel enerjiyi gönderin. Yazarken hissedin, onun bunu duyduğunu hissedin. Tamam mı? Şefkatini hissediyorum deyin. O da sizin şefkatinizi hissetsin ve bir an önce size adım atsın. Bu arada altılı bir vakit görüyorum ben burada. Çok bunu hissettim. Ama hep böyle başka kartlara bakıp bakıp unuttum söylemeyi. Altılı bir vakitte bu kişi size adım atacak. Altılı vakitlere dikkat edin. Hatta şefkatini hissediyorum yazıp yanına 666 da ekleyebilirsiniz. Eğer beğendiysen beğeni butonuna basıp abone değilseniz de abone olursanız aramıza hoş gelirsiniz. Minik ailemiz giderek büyüyor. Ben de bundan dolayı çok mutluyum. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Orada da oldukça aktifiz. Her ay bir kişiye ücretsiz danışmanlık hediye ediyorum. Aktif olan takipçilerim arasından ve zaman zaman da Prensese Sor adı altında ücretsiz soru cevap etkinlikleri yapıyorum. Kaçırmayın. TikTok'tan da beni takip edebilirsiniz. Orada da tatlı, yeni oluşmuş bir kitlem var. Evet. Bugünlük bu kadardı. Umarım herkes günün geri kalanında çok güzel zaman geçirir. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.